Kurumsal itibar yönetimi. İtibar nedir? İtibar, normal bireylere odaklanırken bir yandan da güçlü örgütlerle ilgili unsurların göstergeleridir. Genellikle birisi ya da bir şey hakkında yapılan inanç veya görüşlerdir. Yaygın birinin ya da bir şeyin belirli bir özelliği olduğuna inanmak olarak da açıklanabilir. Kurumsal itibar ise daha karmaşıktır. Şirket dünyasında itibar, bir kuruluşun varlığının ve finansal performans ve yenilik ile birlikte önemli bir öğesi olarak görülür. Aynı zamanda örgütün kimliğine, performansına ve müşterileri ile kurduğu iletişime bağlıdır. Dikkat edilmesi gereken unsurlar, itibarın, imajların bir kolektif temsili olduğudur. İtibar zaman içinde elde edilir, muhafaza edilir, artırılır veya geri çevrilir. Kurumsal itibar nedir? Akıllı organizasyonlar bugünkü riski yönetimi için tüm makul eylemleri üstlenirler. Güvenlik protokolleri, bakım gereksinimleri, izleme ve teşhis, kalite kontrol, düzenleyici standartlar ve daha fazlası. Önleyici tedbirlere rağmen bir noktada tüm örgütler muhtemelen Murphy'nin yasasının sert gerçekliğine katlanacaktır. Bir şey ters giderse gidecektir. Bu kaçınılmaz olasılığa rağmen krizlerin veya algılanan bir krizin potansiyel uzun vadeli etkilerini yönetmek için hazırladıkları az sayıda organizasyonun saygınlığı olabilir. Hasar gören itibarlar, müşterilerle, düzenleyicilerle ve yatırımcılarla olan ilişkileri, ayrıca yeni iş kazanma ve çalışanları kendine çekme ve tutma becerilerini etkileyebilir, evrilir. Kurumsal itibar nasıl yönetilir? Gerçek ve potansiyel kriz durumlarını zamanında yönetmek için hazırlık şarttır. Günümüzde bilgi, sosyal ağlar ve çevrim içi medya aracılığıyla kör edici hızlarda yayılmaktadır. Bilgi çağı, kuruluşların önemli paydaşlarla nasıl iletişim kurması gerektiğini ve iletişimin ne kadar hızlı gerçekleşmesi gerektiğini de değiştirdi. Bugünün liderleri bir şey olsa 30 dakika içinde cevap verebilir miyiz diye sormak zorundadırlar. Eğer cevabınız hayır ise o zaman bir kriz için hazırlıklı değilsiniz, diyor ABD Başkanı Ronald Reagan'ın medya ilişkileri direktörü olarak görev yapan Maria Speed. Büyük bir Twitter izleyicisi olan blogcular ve bireyler günümüzde yayın haberleri ve yazılı medya olarak etkilidir. Ve aslında daha da etkili olabilirler. Herkesin bir şey yayınlayabileceği bir çağda şirketlerin yalnızca izlemesi gerekmiyor. Bu forumlarda kendi etkilerini oluşturmaları gerekiyor. Şimdi sosyal medya varlığınızı bir düşünün. Eğer Twitter'da bir söylentiyi düzeltmeye çalışıyorsanız ama kimse sizi takip etmiyorsa tweet'in görünecek ve hatırlanacak mı? Herhangi bir olay, cevabın kritik ilk adımı. Olayın acil durum veya kriz haline gelip gelmeyeceğini ve dolayısıyla şirketin itibarı için bir tehdit olup olmadığını belirlemektir. Hem devam eden sorunlar hem de ani acil durumlar bir kriz haline gelme potansiyeline sahipken uygun şekilde ele alındığında bir şirketin markasının veya ilişkilerinin yaşadığı noktaya tırmandırılmaları gerekmez. Aslında iyi ele alınırsa durum bir markanın itibarını yükseltmek için işe yarayabilir. İşte tüm bu çalışmalar için profesyonel destek şirketlerin
en çok tercih ettiği yöntemdir. Günümüzde başarılı ajanslar ve danışmanlık firmalarının sayısı az da olsa artmaktadır.